Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere topraksız uzatma kablosu nasıl yapılır onun videosunu çekeceğiz. Yani topraksız dediğimiz şey arkadaşlar, iki tane kablo. Biri artı, biri eksi. Bir de biliyorsunuz normalde evlerde kullandığımız üçlü prizlerde topraklı dediğimiz 3 tane kablo içinden geçen bir kablo türü kullanılır. Fişler, prizler genelde topraklıdır. Herhangi bir elektrik çarpmasına karşı. Ancak biz gene lambalarda falan kullanılan veya topraksız USB kablolarınızı uzatmak için kullanacağınız bir uzatma kablosu veya ikili fişler oluyor. Onları kullanacağınız bir uzatma kablosu nasıl yapılır? Onu göstereceğiz. Öncelikle ihtiyacımız olan şey bir tane tabii ki de topraksız erkek fiş, bir tane topraksız dişi fiş, tabii ki de kablo. Bu kablonun uzunluğunu istediğiniz boyda alabilirsiniz. Bu kablo ikili, yani 0.75 kablo diye geçiyor arkadaşlar, bakın bu. Elektrikçilerde veya yapı marketlerde sorabilirsiniz. 0.75 kablo. Falçatamız burada. Pensemiz ve tabii ki de elektrik işlerinde olmazsa olmazımız bir kontrol kalemi. Öncelikle işimize neyle başlıyoruz? Fişleri sökerek işe başlıyoruz. Erkek fişimizi ne yapalım? Şuradaki vidayı çıkartıyoruz, bakın. Şöyle. Öncelikle vidamızı çıkardık. Şöyle koyalım. Vidamızı çıkardıktan sonra bakın bu içindeki mekanizmayı çekerek çıkartıyoruz. Burada karşımıza iki tane daha vida geliyor. Bakın buraya kabloyu sıkıştıracağız. Şuralara da neyi takacağız? Şu iki tane kabloyu takacağız. 1 artı 1 eksi şeklinde. Bunu yapmadan önce mutlaka yapmanız gereken bir şey var. Bunu unuttunuz mu? Çıplak kalır fiş. Şu kabloyu, 0.75 kablomuzu buradaki delikten ne yapıyoruz? İçeriye geçiriyoruz. Şimdi bunları da gevşetelim. Bunu gevşettikten sonra kablomuzu bir de buradan geçireceğiz. Bunu da şuraya koyalım. Bunun bir tanesini çıkardık mı yeterli olur. Bunları da gevşetmemiz gerekiyor. Çünkü kablonun ucunu buraya sokup sıkıştıracağız. Şöyle, bunu tam çıkarmanıza gerek yok. Bakın şurada vidanın yukarı doğru gittiğini görürsünüz. Bakın şu takılı tam. Böyle yukarıya doğru vida çıkıyor. Oraya kablo sokacak kadar bir boşluk olsun yeterli olur. Evet, bunu çıkarmayacağız dedik ama kendi düştü zaten, önemli değil, onu takarız. Şimdi kablomuzu uçlarını birini buraya birini buraya olacak şekilde takalım. Ama nasıl takacağız? Tabii ki de bunun uçlarını önce bir açmamız gerekiyor. Pensemizi kullanalım. Pensemizden yardım alalım. Şöyle ucu açtık. Bunu da şöyle açalım. Ve şöyle birleştirelim. Evet, bunu da şöyle birleştirelim. İyice takılmaması için sağa sola iyice birleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan içeriye sokmam gerekiyor. İtebildiğiniz kadar itin. Önemli olan orada temastır. Şu demire temas etmesi gerekiyor. İyice ittikten sonra vidamızı sıkıyoruz. İyice sıktığımızdan emin olalım. Ve bir taraf artı bir taraf eksi demiştik. Hemen bunu da
ileriye doğru ittiriyoruz. Bunu da sıkalım. Evet. Şu kablomu biraz çekeyim şöyle. Uçları burada olsun, yeterli olur. Bize çalışma alanı kalsın. Sen de şöyle dur. Evet. Gel, burayı yaptık. Sıkıştırdık. Bakın asıldığımızda çekilmiyor ama yine de böyle asıldığında kopmamasına karşı şöyle bir önlem var bütün prizlerde. Bunu takmamız gerekiyor ki sıkıntı olmasın. Bunu da buraya sıkıştıralım. Diğer vidamızı da aynı şekilde sıkıştırıyoruz. Evet. Evet. Asıldığımızda güvenlik önlemimiz tamamdır. Şimdi bu işlem tamamlandıktan sonra çıkardığımız yere geri oturtmamız gerekiyor. Bakın şöyle oturuyor zaten direkt. Peki bunu neyle sağlamlaştıracağız? Çıkardığımız bir vida vardı en başta. Onu da hemen takalım. Yerine oturtalım. Evet. Erkek fiş tamam. Şimdi sıra bu parçayı takmakta. Bu parçayı da kablonun diğer ucuna takacağız. Bu burada kalabilir. Aynı işlemleri burada da yapıyoruz. Öncelikle fişimizin vidasını çıkardık. Ortadaki vidayı şöyle kenarda dursun. Kalemimiz de burada dursun. Evet, içindekini çıkaramazsanız şu arkadan ittirebilirsiniz şu şekilde. Evet, bakın burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir sistem var. Yine buradan kablomuzu çıkarıyoruz. Mutlaka onu yapmak zorundayız. Unutmazsak geri sökmek zorunda kalabilirsiniz. Benim yaşadığım bir sorundu. Onu takmayı unuttuğumuzda tekrardan geri sökmek zorunda kalıyorsunuz. Uçları çıkardıktan sonra pense yardımıyla bunu falçatayla da yapabilirsiniz. Hatta dişinize güveniyorsanız dişinize bile bu kabloları soyabilirsiniz. O kadar güçlü bir kablo değil zaten bu. Yanınızda bir çakmak varsa çakmakla yakabilirsiniz. Eğer pensem yok diyorsanız bunu erittiğinizde işiniz hallolacaktır. Evet, şimdi bunu buraya takacağız. Şunu vidalarımızı gevşetelim. Daha önce yaptığımız gibi. Bakın görebiliyorsunuz değil mi? Vidanın yukarı doğru çıktığını. Deliklerde kablon geçeceği kadar bir boşluk bırakmanız yeterli olur. Bunu buradan dolandırsak mı acaba? Şöyle. Şuradan şöyle dolandıralım. Evet, buradan deliklerden içeriye soktuktan sonra sıkıştırıyoruz. Yine aynı şekilde bunu da buradan böyle sıkıştırıyoruz. Vidamızı. Evet. Çok güzel. Şöyle kopmayı önlemek için bunun da sistemi bu şekildeymiş. Ters mi taktık? Yuvaya oturtmaya çalışıyorum. Evet. Yuvaya oturdu. Yuvaya oturduktan sonra ne yapacağım? Tabii ki de vidamızı
takacağım. Ve vidamızı da sıktıktan sonra kablomuz şu anda hazır. Bunu topraklı fişe takabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Buna da kullanmak istediğiniz aleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben mesela kullandığım tripodun USB girişini buna takacağım. Benim için yeterli olacak. Buna fişli lambalar takabilirsiniz. Düşük voltajlı işlerinizi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Kullandığımız kablo 0.75 kablo. Evet, bu kadar basit. Kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz. Marketlerden alacağınız bir kablo, bir dişi fiş, bir erkek fiş. Zaten herhalde bir tornavidanız vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum.